Tekrardan merhabalar sevgili paraksiten Kimya izleyicisi. Adlandırma ile ilgili bütün sorunların gitti ise IUPAC adlandırması ile ilgili sırada özel adlandırmalarımız var. IUPAC adlandırması ile ilgili kafandaki bütün soru işaretlerinin gitmesi lazım yalnız önce çünkü bununla karışır. Bu onundan, ondan farklı. IUPAC adlandırması mantığından farklı bir adlandırma türümüz. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duymuşuz? Başta bu özel adlandırmalar çıkmış ama dediğim gibi bu özel adlandırmalar organik bileşik sayısı çıktıkça o kadar yetersiz hale gelmiş ki oturmuş bir sistematik geliştirmişiz. Ancak bu özel adlandırmalar da başlangıçtan beri kullanıldığı için hep var olduğu için bir kısmı yerleşmiş kalmış. O yüzden bu özel adlandırmaları da Milli Eğitim, ÖSYM bize soruyor. Hadi bakalım özel adlandırmalarımız nelermiş? Şöyle biraz büyüteyim. Özel adlandırmalarımızdan ilki izoneo adlandırması arkadaşlar. İzoneo adlandırması organik bileşiğin ikinci karbonunda metil olmasına dayalı bir adlandırma. Özel adlandırmalar öncelikle iupak değildir arkadaşlar. Bu özel adlandırmalarda bahsettiğimiz adlandırmalar iupak değil. Bunlar farklı bir adlandırma. Yani sistematik adlandırma değil. Sistematik adlandırma iupak. Ee, özel adlandırma iupak olmadığı için bütün bileşiklere uygulanabilirdik gibi bir şey iddiasında aslında yok yani hani özel adlandırma özel bileşiklere uyguluyorsun her şeyi uygulamıyorsun öyle anlaştık değil mi peki izoneo adlandırması kimi uygulayacaksın ikinci karbona bağlı bir tane metil varsa buna izo ön eki getirerek isimlendiriyorsun İkinci karbona bağlı iki tane metil varsa da Buna neo o ön eki getirerek isimlendiriyorsun. Yani şöyle bir ikinci karbonda bir tane metil varsa izo. Bir ikinci karbonda iki tane metil varsa neo o eki getirerek adlandırabilirsin. Bakın iupak adlandırması her şey için geçerli. Bunları bile izo ne oyu da iupak'a göre adlandırabilirsin. O farklı bir daha söylüyorum. Iupak her şeyde geçerli. İzoneo her şeyde geçerli değil. İkinci karbonda bir metil olacak veya iki metil olacak. Hocam başka şartı var mı? Var. İzoneo'yu kullanman için başka yandan olmayacak. Yani sadece ikinci karbonda yandan olacak. O da metil olacak. Flor, klor, brom, etil, propil bunlar olmaz. İkinci karbonda metil varsa bunu kullanıyorsun. Bir de ikinci karbonda metil olan izoneo adlandırması kullanırken ana zinciri değil toplam karbon sayısını söylüyorsun. Hadi gel. İzoneo iyi ufak değildir dedik. Bak. Bir, ikinci karbonda bir tane metil var. İzo getirdin. Daha sonra toplam karbon sayısını söylüyorsun. Toplam 4 karbonum var. Ana zincir değil bak. Toplam karbon sayısı. Bunun adı izobütan. Anlaştık değil mi? Bu sistematik adı değil tabi. Sistematik adı 2 metil propan. IUPAC adı 2 metil propan. Yani soru size bu bileşiğin adı hangisidir diyorsa izobütan da doğru 2 metil propan da doğru. İkisi de doğru isim. Hangisi sistematik ismidir diyorsa 2 metil propan. Sistematik isim ve doğru isim farklı. İzobutan doğru bir isim. Yanlış bir isim değil. Sistematik değil sadece. Are you okay? Are you disco? Are you cola? O zaman what are you? İkinci karbonda bir tane metil var. İzo. Toplam karbon sayım 5. İzo pentan. Bileşiğin yupak adı. Veya iki, Bileşiğin yupak adı olur mu? Özel adı. Bileşiğin yupak adı. 2 metil bütan. IUPAC adı 2 metil bütan. Özel adı izopentan. Gel. ikinci karbonda iki tane metil var. Neo. Toplam karbonun 5. Neo pentan. Veya IUPAC adıyla iki 2, 2 dimetil propan. Bak gayet kolay. İkinci karbonda iki tane metil var. Ne o? Ana zincirim 5. iki tane yandalım var. Ne o? Heptan. Ne o? Heptan mı? Ha, Tamam. Veya 22 dimetil pentan. 22 dimetil pentan veya ne o heptan bileşiğimizin adı. Anlaştık değil mi? Hadi gel bakalım. Bitmedi. Bitmedi. İkinci özel adlandırmamız metana göre adlandırma. Metana göre adlandırma metan en küçük halkan ya. Yani bir karbonlu halkan. Bileşiğin merkezindeki herhangi bir karbon ana zincir kabul ediyorsun. Diyorsun ki bu ana zincirim. Bu ana zincirimse bunun dışındaki her şey yandal oluyor. Anlaştık değil mi? Şimdi bak. Bileşiğin mümkün olduğunca merkezindeki ama tabii bu özel bir adlandırma. Sen tut bunu da seçebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bu ana zincirse 3 tane yandalın mı var? 3 tane yandalının adı ne? Trimetil. 1, 1, 1 demene gerek yok. Zaten ana zincirin 1, 1'e bağlı olmak zorunda. Ana zincirin ne? Metan. metil metan. Hatırlıyorsan bunun yupak adını yazmıştık biraz önce. 2 metil propan demiştik yupak adı. Aynı zamanda buna izo, ikinci karbonda bir metil var. Toplam 4 karbonlu olduğu için bütan da diyebiliriz. Anlaştık değil mi? Burada bir daha hatırlatayım mı? Doğru ve sistematik farklı bir şeydir. Hangisi doğru? Üçü de. Hangisi sistematik? Yalnızca Eyüp'a göre isimlendirdiğim. 1 ve 3 doğru ama sistematik değil. Ana zincir dedim. Yan dalın ne oldu? Etil var bak şurada. Diğer tarafta da iki tane metil var. Etil, dimetil, metan. Anlaştık değil mi? Veya iki metil bütan IUPAC adı veya ikide bir tane metil olduğu için izo toplam 5 karbonlu olduğu için pentan. Üçü de doğru isim. Ana zincirim bu. 4 tane metil bağladım. Tetra metil metan. Veya ana zincirin 3 oluyor. 2 2 dimetil propan. Değil mi? Biraz önce isimlendirdik bunu. E i̇ki tane metil olduğu için ikide ne diyoruz. Toplam 5 karbonlu olduğu için neopentan. Bir bileşiğin birden fazla ismi olabilir bu özel adlandırmadan dolayı. Ana zinciri seçtim. Metil, metil, metil. Bu ne? Propil. Propil. Tri. Trimetil. Metan. Metan. Veya veya 2 2 dimetil ana zinciri dikkat edersen 5 karbonlu pentan. 2 2 dimetil olduğu için ne o? Toplam 7 karbonlu ne o? Heptan da diyebiliriz bu bileşiği. Ne yaptık? Dietil bir üstte bir altta etil var. Bir solda bir sağda metil var. Dietil dimetil metan. Veya ana zinciri şöyle seçtin. 5 1 2 3 3 3 dimetil pentan. Bakın bunu izoneo'ya göre isimlendiremiyoruz. İzoneo da üçüncü karbonda değil. ikinci kar ikinci karbonda yandal olması lazım. İkinci karbonda metil olması lazım. Hocam bunu seçelim bu ikinci karbon olsun. Lan ikinci karbon olsa bile o etil ki. Onu seçemezsin en uzun zinciri seçiyorsun yine. Anlaştık değil mi? İkinci karbonda bir tane veya iki tane metil varsa ne, ne o veya izoya göre isimlendiriyorsun. Burada ikinci karbonda değil üçüncü karbonda olduğu için bu izoneo'ya göre isimlendiriliyor. Tamam değil mi? Özel adlandırmalarımız da tamam. Şimdi bu özel adlandırmalara göre özel yan dallarımız var. Şu ana kadar standart hep metil etilli sorular sorduk. Şimdi propile geçtiğimizde propilli iş karışıyor. Şunun ana zincir kabul olduğunu varsayayım. Burası böyle dümdüz gidiyor ana zincir. Şimdi sen bu ana zincire CH2, CH2, CH3 bağlarsan adı propil oluyor. Ama bu propili ortadan bağlarsan ne diyeceğim peki? Baştan değil de propilin ortadaki karbonundan ana zincire bağlarsan. Ona da propil dersen karışır. Ona farklı bir isim vermek zorundayız. İşte arkadaşlar propil ikinci karbondan bağlandığında bu bileşiğin bu yan dalın adı izopropil oluyor. Yani şöyle bak 1, 2, 3'ü 2'den bağlamışsın. Sanki ikinci karbonda bir metil varmış gibi ya. Hani yok da aslında varmış gibi olduğu için buna izopropil diyoruz. Propil baştan değil ortadan bağlıysa izopropil. Yani dümdüz değilse izopropil ya. Propilin üçüncü bir alternatifi yok ya propil olacak ya izopropil olacak. Başka bir şey yok. Sıkıntı bütilde. Çünkü bütilde farklı durum var. Bak, bütil, dümdüz bütil. 4 karbon aldın. Şuradan bir ana zincire bağladın. Bunun adı bütil. Peki bunu ikinci karbondan bağlarsam ne olacak? Bir de farklı bir durum daha var. Bütili şöyle T şeklinde de getirebiliriz. Arkadaşlar bir kural daha devreye giriyor burada. Bileşikteki karbonların durumları. Bir bileşikte 3 tip karbon vardır. 4 tip karbon vardır da dördüncüsü bize sorulmaz. Bileşiğin ucundaki karbonlar. Bileşiğin uç noktalarındaki karbonlar. Bunlar primer, birincil karbondur. Bunlara bir tane karbon bağlanırsa sadece bak, şuca 3e bir tane karbon bağlı. Şu c bir tane, bu c bir tane karbon bağlı. Bunlar primer. İkincisi, bileşiğin içindeki yandal içermeyen karbondur. Bileşiğin içinde yandal içermeyen karbonlara iki tane karbon bağlanır. Bunlara da sekonder, ikincil karbon denir. Bir karbon bir hem içinde hem de bir tane yandan içeriyorsa şu buna da tersiyer denir. Tersiyere 3 tane C bağlı. Yani bir karbona bir tane karbon bağlıysa o karbon primer, birinci. Bir karbona iki tane bağlıysa sekonder, Üç tane bağlıysa tersiyer diyoruz sevgili arkadaşlar. Videoyu durdurup sürecektim, O orada durmadı ondan biraz böyle, böyle bekledim bakmayın. Şimdi şuna bakın. Bu nasıl bir karbon? Bu karbona iki tane karbon bağlı değil mi? Sekonder karbondan bağlı. İşte bu yüzden bu bileşiğin adı sekonder bütil. Bu yan dalın adı bu bileşik değil yanda. Kısaca tek bütil diyoruz. Bu bir kalıp arkadaşlar bu kalıp. Bütil 2'den bağlıysa sekonder bütil. Hocam propil den bağlıyız o propil dedik ya. Tamam sekonder propil de diyebilirsin. Sekonder propil çok kullanılmıyor yoksa bu da sekonder. Propil de bir de karıştıracağım bir şey yok. Ya birden ya ikiden bağlı. Birden bağlıysa profil, ikiden bağlıysa ister sekonderde, ister de fark etmez. Bütilde çok durum var. Bak. Sekonder karbondan bağlı, sekonder bütil. Hocam izo diyemez miyiz? Hayır diyemezsin. Bak 1, 2, iki, 3. İkinci de 1 metil var. Bu izobütan. Yandal olduğu için izobütil bu. İzobütanı, izobütanı yani ikinci karbonunda bir metil olan propanı yandal bağladığında adı izobütil oluyor. Bunu arkadaşlar ortadan bağlarsan bak buna 1, 2, 3 karbon bağlı. Bunun adı tersiyer bütil. Yani bütili tersiyer karbondan bağladın tersiyer bütil. Sekonder karbondan bağladın sekonder bütil. Primer karbondan bağladığında eğer bu primer karbon dümdüzse yani şuradan bağlıysa adı bütil. Eğer şöyle garip bir şekilde gelmişse izobütil. Yani primer ya bütil ya izobütil. Sekonder sekonder bütil tersiyer de tersiyer bütil. Anlaştık değil mi? Pentil hexil falan filan gibi yan dallar müfredatta da sorulmaz. Milli eğitim hiçbir zaman bunlardan bahsetmedi. Hatta izo neodan bile çıkmış soruyor. Birinci karbonda yan var. Bak propil ama ortadan bağlı. Ortadan bağlıysa izo diyorsun. İzopropil, siklohexan. Hani bir tane yan var ya bir demene gerek yok. Zaten bir de olmak zorunda. Halkalı bir bileşikte yandala bir numarayı verdiğin için bir izopropil demedim. Desem yalan olur mu? Olmaz dememe özgürlüğüm var. Sorumluluğum yok. Bak bütili sekonder karbondan bağlamışsın. Sekonder bütil siklopentan. Sekonder bütil siklopentan. Anlaştık değil mi? Gel. U düz zincir geldi. En uzunu bu. Daha uzunu yok. Simetrik bir bileşik soldan da başlasan sağdan da başlasan dörde geliyor yandan. 4'te Bak altta izopropil var. Propili ortadan bağlamışsın. Üste bütili bak tersiyer karbondan bağlamışsın. 4 propil. 4 tersiyer bütil hep tam. Bileşiği şey sayarsan ana zincirin toplam 7 karbonlu. Bir su içeyim değil mi? Hadi devam o zaman. Bu ne? Propili ortadan bağlamışsın izopropil. Bir demene gerek yok. İzopropil sikloheksan. izopropil sikloheksan. En uzun karbon zinciri. Bu düz zincir. Bu normal. İzoneo yok burada. Her zaman olacak diye bir şey yok. Bir hatırlatayım dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simetrik nereden numaralandırdığın fark etmiyor. 3, 4 dimetil. Hexan. Ne bakıyorsun? Düz zincir bu halkalı değil ki. 3, 4 dimetil hexan. Tamam değil mi? Gel. Yine düz zincir. Hop. Bu buraya bu buraya bağlası biraz kaymış. Bromo alfabetik sırada daha önce geldi. içine yakınlık çokluk aynı. Alfabetik sıraya bakıyoruz. 2 bromo bromo o brom Orada ne var? Orada brom var. O kim? O bromo. Bromo işte ya bromo. Allah Allah. 2 bromo 4 metil pentan. Bromo, bromo espresso. Nasıl? Öğrenecek bulaldı. Kolay değil mi? Ne bu? Siklobütil sikloheksan. Siklobütil sikloheksan. Arkadaşlar bir halka varken CnHn+1 uyar, iki halka varken CnHn uymaz. Sayalım. 6 burada, 4 burada 10 karbonu var bak. Şu karbonlar 2 bağ yapmış dikkat et. Bunların 2 hidrojeni var. 2 2 2, 2, 2, 2, 2. Yalnız şu karbon 3 bağ yapmış. Bunda 1. Bu karbon 3 bağ yapmış. Bunda da 1. Yani toplam. Toplam hidrojen sayısı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 olacak. Ancak tüm bağları tek de olduğu için tüm karbonları SP3 yapmıştır. Sorunun cevabı yalnız 3. Hadi bir sonraki soruya bakalım bakalım. Bakalım bakalım neymiş sorumuz. Sorumuz diyor ki bir karbona bir karbona metanla zincir. Bir tane etil bağla. Etil iki karbon. Bir tane propil bağla ama ortadan bağla. İki tane de metil bağla. O mis. O biçim. Ana zincirim belli. Burası yandala daha yakın. Şunun numarasını farklı renkle atalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 3. Trimetil pentan. 2, 3, 3. 3. Trimetil pentan. Bir yana zincir koy. Metan. 2 tane izopropil bağla. Yani propili ikinci karbondan bağla. Ama bundan da di. iki tane bağla. Hocam ortadaki karbonun bağları tamamlanmadı. Hidrojen ekle ya. Hidrojenin isimlendirmede bir fonksiyon yok. İstediğin olan boş yerlere hidrojen ekleyebilirsin. En uzun zinciri böyle simetrik bir bileşik. Yukarıdan yukarıya da gidebilirsin. Bir sıkıntı yok. Simetrik olduğu için nereden numaralandırdığının bir önemi yok. 2, 4, dimetil, pentan. Toplam 3, 6, 7 karbonlu. 6 karbonlu değil. Hepsi sigma olduğuna göre bir alkan yani doymuş bir hidrokarbon. Pi bağı yoksa doymuş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar özel adlandırma, özel adlandırma videomuz da burada sona eriyor. Abone olduysan, beğendiysen, yorum yaptıysan imkanın varsa katılıp süper teşekkür e de basabilirsin. Bana ne kadar fayda verirsen ben de bu videoları o kadar düzenli çekerim. Yani bu bir tehdit değil ya fırsat bulamıyorum dışarıda çalıştığım için. Tamamen burada çalışsam bütün videolarım düzenli gelir. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Seviliyorsun.